Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Eyrif Üniversales 4 Türkiye serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Dün için çok çok özür dilerim. Özür bile dileyemiyorum. Baksana ağzım ne kadar alışkın değilse. Dünden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten böyle ayağa kalkacak vaziyetim yoktu. Şöyle söyleyeyim, 2 günü toplamda 4 saatlik uykuyla geçirdim. Yani 48 saatte 4 saat benim için çok anormal bir rakam ve hani kafamı toparlayamadım. Hatta şöyle söyleyeyim, ayağa kalkıp böyle hani adım atacak bile dermanım yoktu. O yüzden kusura bakmayın, bugün EU4 Türkiye serisiyle devam ediyoruz maceramıza. Ve babuşlar, seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. 22. bölüme geldik galiba. Bakalım, bomba gibi ilerliyoruz ve buna benzer YouTube'a özel başka bir EU4 serisi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin lütfen. O yorumlar kısmında en fazla beğeni alan EU4 serisini çekmeye çalışacağım. Ya tabi hani Amerika'da Aztek'le falan oyna derseniz pek heyecanlı bir seriyi izlemezsiniz ama diğer şeylerde güzel bir şeyler yapabiliriz diğer devletlerle. Hani normal EU4 oynamak istiyorum, onu da belirteyim. Timeline modu çok kasıyor çünkü. Neyse, biz hemen başlayalım. En son bayağı bir toprak almıştık ve bu aldığımız topraklardan dolayı overextension sıkıntısı yaşıyorduk. Bu overextension'ın kısa süre içerisinde düzeleceğine inanıyorum. %120'lik bir overextension sıkıntımız var ve abi birbirinden güzel etkinlikler gelmeye devam ediyor. Vasallarımızın tamamı şu an bize karşı isyan etme hazırlığı içerisinde. Biz hepsini uykumu... Pardon abi. Biz hepsini uyku moduna alalım. Onlar orada beklesinler. Bu arada dünyada bir savaş daha mı var ya? Yani şu an bu kadar kasması pek normal değil. Başka bir savaş daha olduğundan şüpheleniyorum abi. Hiçbir savaş olmamasına rağmen bu kadar kasıyorsa artık işin o kısmına yapacak pek fazla bir şey yok. Ki hiçbir savaş olmadan bu kadar kasıyor abi, inanılmaz ya. Hayırdır Fransa? Hayrola? Sana bir özgüven gelmiş kardeş. 5 sene ömrüm var. 5 sene. 5. O Britanya'yı falan da parçalayacağız yani. 5 senelik ömrüm var. Çok fazla şey yapma. Bu arada ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Nijerya'ya saldırabiliriz aslında. Yani Afrika'daki toprakları ele geçirip daha fazla gelir elde etmeye çalışabiliriz. Army, ordu limitimiz artar, ordu limitimize akabinen kazandığımız para falan da artar. Zaten 34.000 paramız var abi, yani bu parayı nereye harcayacaksın? Aylık 14.500, 15.000 manpower yenilenmem var ki ben bunu arttıracağım. 25.000'e kadar manpower binası basacağım. 24.000'e insin bırakayım. Abi hem gelirimiz çok muazzam, hem ordu yenilenmemiz çok muazzam. Yani bizi durdurabilecek bir devlet yok ya. Ah bir de böyle bir otomatik savaşma seçeneği falan olsa, o otomatik savaşma seçeneğinin olmamasının sıkıntısını çekiyorum. Ben buralarda niye hiç ordu bırakmadım? Benim bütün ordular yerli yerinde mi? İskandinavya'da 2 tane, İrlanda'da 1 tane her zamanki gibi. Portekiz'de 1 tane, Afrika'da 1 tane. Benim orduların geneli nerede? Evet. Şurada dönüş yolunda olan bir tanesi var. Tamam, onlar dönsün. Savaş sonu olduğu için muhtemelen bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Savaşın sonunda birimlerimiz eve dönmeye çalıştığından dolayı galiba bu sıkıntı. Bu arada overextension riskini sıfırlamış olduk. Ya artık overextension'dan patlama ihtimalimiz yok gibi bir şey. Ya birader, siz de rahat olun abi, yani hani ne bileyim, daha az vergi ödeyin, bir şey yapın, isyan etmeyin artık ya. Gerçekten şu oyunda en nefret ettiğim şey bu isyan riskleri ya. Gerçi isyan riskini düşürürüz abi, ne olacak. Kazandığımız parayı da piç ettik bu arada. Tabiri caizse kazandığımız parayı da yok ettik abi. Küba'ya o kadar çok avantaj verdik ki kazandığımız para yok oldu. Hadi bakayım, isyan edebiliyorsanız isyan edin de ben de sizi bir göreyim. Sovyetler tarafına bayağı ilerlemişiz. 53.000'lik bir Sovyet isyanı olacak. Şuradaki orduyla bastırırız onu. Ve bir 45K'lık ordu basabiliyor muyum? Galiba basabiliyorum abi, aynen. Afrika tarafına bir 45K'lık ordu daha istiyorum.
Şu tarafta yer alabilirler. Afrika tarafına bir 45K'lık ordu daha istiyorum. Şuradakini de Afrika'ya yollayalım. Çünkü Afrika devletlerine savaş ilan edeceğim. Bunu buraya alalım. Şu arkadaşı şöyle alalım. Bayağı geniş topraklarımız var ya. Bayağı bayağı geniş. 100 şey kaybederiz, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Siyah bayrak giyen ordumuz hala geri dönmedi mi? Bir dünya savaşı yaptıktan sonra bilgisayarın toparlanması dile kolay. Yarım saat sürüyor abi. Yönetim puanı kaybedebiliriz ya. O sıkıntı olmaz. Allah'ım ya Rabbim. Sevgili Azerbaycan, sakin ol. Lütfen. Abi corruption bile etkilemiyor memleketi ya. Şuna bakar mısın? 139 gold corruption ödememe rağmen böyle bir gelire sahibim ya. Toplamda 1000 gold'luk bir giderim var abi. 1000 gold'luk gider ne demek ya? 1000 gold nereye gidiyor abi? 1000 gold nereye gidiyor anlamadım valla. Diğer 90 binlik ordumuz ulaştı mı buraya? Ulaştı, tamam. Tam olarak burada mı konuşlanıyorlar? Evet, şurada bir 45K'yı çıkartıp şuraya doğru geçelim. Hatta nasıl bir şey yapsak? Bir 45K'yı da aşağı sevk etsem mi acaba ya? Abi aşağıda kızgın savaşlar olabilir. Sen şuraya gelsene. Sen şuraya gel, diğer 45 binlik orada dursun. Herhangi bir sıkıntı olduğunda müdahale ederiz zaten. Baya baya fazla ordumuz var. Efendim. 8. seviye olmayan kaleleri bir 8. seviyeye yükseltelim. Yol basamıyorum artık. Baya baya bir şey yaptık ya, kendimizi geliştirdik. Trade. Ticaret gücümüzü arttırmak için 3'e kadar bunları dikelim. Artı 3 ticaret zımbırığı gelene kadar. Ve gemi abi, gemi. Bizim gemi basmamız lazım. 1000 gemi kapasitemiz var. 1000. Bu çok güzel bir şey. Peki bir şey soracağım. Benim gemilerin nerede olduğunu bilen var mı? 712 gemi. Küba tarafında. Abi sen İstanbul'a gel ya. Sen İstanbul'a gel. Bu arada burada bir savaş filosu basalım. 80, 180. Bu 50 miydi, toplamı kaçtı bilmiyorum. 270 gemi basabiliyoruz. 270 gemiyle beraber ne olacak bizim sınır? Bir 100 gemi daha basabiliyoruz ya. Bir 100 gemi daha basabiliyoruz abi. O zaman ne yapalım? Savaş donanması diyelim. Bir tane de şundan basalım. 335. Tamam. Şimdilik bırakalım. Sabah akşam gemi basacak bizim buralar. Sabah akşam gemi basacaklar abi. Zaten Afrikalı devletlerin herhangi bir şekilde bir gücünün olduğunu zannetmiyorum. Of. Abi oyunun kasışı görmeniz lazım ya. 5 FPS, 5, 5. Harbiden 5 FPS yani, oynatmıyor abi şu an. Ya, haritayı kıpırdatmakta bile zorlandığımı zaten gözlemleyebilirsiniz abi. Nasıl yaparız ki? Arka planda inanın eğer ne bir indirme işlemi ne bir yükleme işlemi var. Arka planda hiçbir işlem yok. İşte Extended Timeline modunun da gıcıklığı bu. Gemi basılıyor. Bir yerden böyle sağdan soldan ilerliyorlar ya. Sağdan soldan ilerledikleri zaman bu şekilde yok oluyorsun abi, işte böyle bir sıkıntı var. Sağdan soldan ilerledikleri zaman yok oluyorsun. Şimdi Nijerya'ya savaş açsak. O diğer devletlerin tamamı geliyor. Ya şu West Indies gelmesi olmuyor mu? Zambiya, Kenya, Girit, Somali. Buraları alırız ya. Buraları alırız abi. Ve bunların daha farklı müttefikleri olduğunu zannetmiyorum. Yani Girit, Somali'yi de savaşa çağırsak bilmiyorum kaç kişi gelir. Kenya bunlarla da elay. Hepsi birbiriyle ele aslında, biliyor musunuz? Hepsini çağırabiliriz savaşa. Şu Brice Vandies hariç. Aa, gemileri oraya götürdük. Siyah bayraktaki adamımız kaldı. Ya tamam, bu orduyu terhis edip yeni bir 45K daha basabiliriz de. Bizim Küba'daki adamlar bir boka yaramıyor. Onu ne yapacağız? Gemiler geldi mi bari, benim 712 gemi? Abi 712 gemi geldiyse şurada bir dursana ya. Şurada bir dur. Şu 45K'lık orduyu götürüp oraya koyalım. Bana yeni bir 45K daha bas. Şuraya bas abi yeni 45K'yı.
Allah'ım ya Rabbim nelerle uğraşıyoruz ya. Şimdi arkadaşlara savaş açacağız ama buralar 45K'yı tartabilecek kapasitede değiller. İki ordu Somali üzerine yüklenecek. Birazcık orada manpower kaybedeceğiz. Şu iki ordu Somali üzerine yüklenecek. Hatta şöyle arkada tutalım, attrition yemesinler. Bu iki ordu da Nijerya üzerine yüklenecek. Şu ordunun başına bir general atayalım. Tamam. Onlar yerlerine bir ilerlesin. Ve admin puanı da biriksin bol bol. Bu biriken admin puanı sayesinde fazla fazla toprak alabileceğime inanıyorum. Ve quantity ideasını yavaş yavaş bitiriyoruz abi. Quantity ideası da bittikten sonra artık büyük ihtimalle bizim ordu taş gibi bir şey olacak abi. Bizim orduya kolay kolay karşı gelemeyecekler. Ve benim gemi basmam da oyunun galiba ağzına tüküren noktalar arasında. Hocam şu 45K'lık orduyu Küba'nın oraya götür. Gerçi Küba'da isyan çıkarsa 45 kanunları tutamaz da. Ne olur ne olmaz yani. Üzerlerinde ordu bulunsun, anlıyor musun? Üzerlerinde ordu bulunsun abi. Savaş için beklediğimiz bir şey var mıydı? Zannetmiyorum. Tamam, Sovyet isyanını, Romanya isyanını falan rahat rahat bastırırız. Bir save alalım mı? Ne olur ne olmaz. Şimdi oyun kasıyor. Bok ederiz falan. Güzelim, save'imize yazık olmasın. Türkiye 2100 yılından yukarıda bir şey daha vardı sanki. 2105. Türkiye 2107 yılı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan Nijerya üzerinden savaşı başlatalım ve bütün hepsini savaşa çağıralım. Bir tek şunu çağıramıyoruz abi. Haydi ya Allah. Haydi ya Allah. Diğerlerine de doğrudan savaş ilan etmiş olduk şimdi. Tamam. Tamam, beklenmedik bir durum söz konusu değil. Azerbaycan neden bu savaşta yok? Benim vasalım değil mi kendisi? Kendisi benim vasalım hala. Ama savaş listesinde halen yerini almış değil. Anlayamadım gerçekten. Neyse bakalım, ordular Somali üzerine ilerlesin. Diğer ordumuz da Nijerya üzerine ilerlesin. Savaşı Nijerya üzerinden açtığımızdan dolayı en geç Nijerya'yı çıkartacağız. İlk iş Somali üzerinden Kenya. Bunları çıkartmak olacak. Bakalım şu tarafta bir savaş olacakmış. Hemen şöyle gidelim yardıma. Afrikalı devletlerin acaba gittikleri askeri idea ne kadardır ki? Ofansif benimsemişler bir de. Offensive quality, quantity. Vay anasını. Oo, bizim orada haritadan siliyor. Hoppala. Haydi bakayım. Birleşin abi şöyle. Sil baba haritadan. Sil 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 sil. Sil baba ordular haritadan. Of. Abi böyle muhteşem, böyle ihtişamlı bir güç gördünüz mü ya? Baba ikiniz birleşin bir. Tıklamakta ne kadar zorlandım ya. Tıklamakta inanılmaz zorlandım gerçekten. Bu tarafa paralı asker takviyesi yapmamıza gerek var mı acaba? Çünkü sağdan soldan adamları geliyor elemanların. Sanki bir paralı asker takviyesine ihtiyacımız var gibi. Bunlar değil mi mörsinerilerden oluşanlar? Aynen. Buralarda gemi basımı falan varmış. Abi şuraya topla mörsinerileri. Bir 90K mercenary istiyorum abi. 90K paralı asker istiyorum. Hocam şunu sil. Zambiya'dakiler ulaşmadan silebilirsin umarım. Ki sildik. Ve onlar da üzerimize oturuyorlar abi. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Gel abi, diğer ordu da üzerimize oturuyor. Adamları savaşta haritadan silmek konusunda gayet yetenekliyiz. Gayet iyiyiz. Bu taraftaki ordu bir hasar alıyor mu? Almıyor kolay kolay. Yürü bakayım, şuradaki kalesini kır. Ya manpower yenilenmem çok fazla, o yüzden pek dert etmiyorum ama ordu yenilenmem çok iyi ya gerçekten. Şu arkadaşları bir şu berberde sıkıştıralım. Hoppala, Azak tarafında isyan. Azak'taki isyanı bastıracak generalimize bir kumandan atayalım. Şuraya doğru git bakalım. Oradaki isyanı bastır. Hoppala. Şşş. Oğlum asker bastığım yere gitmeyin lan. Abi paralı askerlerime dalmayın, alo.
Lan kime diyorum oğlum? Eyvah, bunlar bizim paralı asker bastığımız noktaya saldırıyorlar abi. Peki, peki saldırsınlar. Saldırsınlar, kalan sahalar bizimdir abi. Saldırabilirler, pekala. Pekala, saldırabilirler. Yürü bakayım şuradaki kalelerine. Şunu gidip yok eder misin? Eyvallah, sil abi haritadan. Çık yukarı şunları yok et. Güzel kafa atmaca. Güzel 14.000 para abi. Güzel 14.000 para. Gerçi stability kaybedebilirdik ya. Ben orada bir yanlış yaptım galiba. Yani stability kaybetsek de bir sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Hocam şurada kaleyi siege'leyen adamları bir indirir misin abi? Sen de şuraya gel. Sen de şu arkadaşları bir sil haritadan. Yürü abi şunları bir sil. Ya ne çabuk kale çökertiyorlar kardeşim ya. Bunlar Afrikalı devlet değil mi abi? Ne çabuk kale çökertiyorlar. Bunlarda o kadar ekonomi falan da olmaması lazım. Hayırdır yani bunların gücü nereden geliyor ben onu anlamadım ki. Çok güzel paralı asker ordusu basmışız abi. Silmişler orduyu. Lan şöyle direkt insene. Buradan direkt gidiyor ama direkt aşağı inemiyor. Saçmalığa bakar mısın ya? Saçmalığın güzelliğine bakar mısın ya? Ya harbiden saçmalığın güzelliğine bakar mısın abi? Çok güzel saçmalık hocam. Çok güzel saçmalık takdir ettim. İşgal altında olan fazla kalemiz yok. Güzel. Abi bu galiba benim buraya birkaç ordu daha getirmem gerekecek ya. Galiba benim buraya birkaç ordu daha getirmem gerekecek. Şöyle bir şey yapalım mı? Şuraya iki tane paralı asker ordusu bas. Tıpıtı. Tıpıtı. Muş'la Erzincan'a iki tane paralı asker ordusu bas. Onlar birleşip şey yapsınlar abi. Bu tarafa doğru yardıma gelsinler. Yani gerçekten Afrikalı devletlerle savaşıp bu kadar zorlanacağımı söyleseler. Aklıma gelmezdi yani. 18k ile kafa atıyor abi bana. Deliye bak. Ölmüyor musun sen ya? Hocam yürü git vur başkentlerine. Her tarafı 8. seviye kale yapmışlar abi. İnanılmaz ya. Daha hala buraya gelen ordular mı var? Yapıştır abi 90k'yı. Yok et adamı. Yok et, yok et, yok et, yok et. İnşallah yok eder bu arada. İnşallah yok eder. Çünkü şu an yok olma ihtimalimiz de var. Yürü abi şuradaki kaleye. Hadi lan, hadi lan, hadi lan yetişemesin. Hadi yetişemesin be. Oh, olley be. 48k üzerimize kafa atarsa onu indirebiliriz abi. Rahatlıkla indirebiliriz diye düşünüyorum. Yürü şuraya. Lan her taraftan paralı asker basıyor. Adamların ekonomisi benden iyi anasını satayım. Anlamadım ki. Anlamadım ki her yerden paralı asker geliyor abi heriflere. Vallahi anlayamadım ya. Abi yürü. Evet, ordumuz bir orada mağlup edildi. Kardeş sen şuraya gel. Baba şu ordu bir İskenderiye'nin orada toparlansın. Şu ordu bir İskenderiye'nin orada toparlansın. Gel kafa at gel. Gel koçum. Gel koçum. Biz buradan Nijerya'yı almak için cebelleşiyoruz da Somali tarafına çok daha büyük yardım gidiyor. Şu Somali tarafını bir alabilirsek çok sevineceğim gerçekten ya. Hadi lan oradan 8k gelip yıkamasın da bizi. 12k'sı mı geliyor? Ne geliyor anlamadım ki. Yürü baba şuraya yardıma. Yürü abi yardıma. Bu ikisi oturdu mu daha oturmadı. Hadi şu ikisi bir otursun ya. Doğu Sahra'yı ne ara aldılar arkadaş? Doğu Sahra ne ara alındı bilmiyorum ki. Şuraya doğru ilerle. Şurada bir yerde yakalarsın elemanları zaten. Ya dimdik buraya gel abi. Dimdik buraya gel. Afrika Savaşı'nın bu kadar kafa yoracağını gerçekten düşünmezdim ya. Hadi baba şuradaki ordulara ne oldu? Hızlıca basılın.
Ve bir şeyi gerçekten çok merak ediyorum abi. Azerbaycan benim vasalım değil mi? Oyun artık nasıl saçmaladıysa düşünün abi. Vasalım benimle beraber savaşa gelmiyor. Ben savaşa gelmemesini mi işaretledim acaba? Yok, savaşa gelsin abi. Ya gerçekten bu oyunun vasal sistemi falan çok saçma ya. Yemin ediyorum çok saçma ya. Ya arkadaşlar, göz var nizam var, yani gözünüzü seveyim. Azerbaycan kardeş ülkemiz, şimdi söyleyeceklerim sakın yanlış anlaşılmasın ama bakın abi. Bir vasal, tamam mı? Vasalımızın boyutu bu kadar. Bizim boyutumuz her yerdeki toprakları falan topla şöyle bir şey yani, hani bize karşı isyan etmek neyin şeyi ya, neyin mantığı? Bir hiç Somali'de geldi mi? Sudan. Ha, tamam, Sudan'ın bir olayı yok da. Buradan ineceğiz inşallah derinliklere. Of of. Bu adamlar da bunu karşılayacak manpower olamaz ya. Bu adamlar da bunu karşılayacak manpower'ın ya da paralı asker tutacak mercenary'lerin olduğuna inanmak istemiyorum. Bak, Somali'de 15K adam kalmış. Somali'nin mesela, bak, bir hiç Somali'nin şeye bakmak istiyorum abi ben. Country'de alfabetik sıraya alır mısın canım? Bak, bir hiç Somali'de 116 altın var. Yok abi, tutamazlar ya. Mümkün değil. Ya mümkün değil yani, benim ataklarımı tutamamaları lazım. Şuradaki paralı askerlere ne oldu abi? Param mı yetmedi, daha basılacak mı? Vallahi şey yapamadım ya. Galiba para yettiği kadar mı bastı, ne yaptı bilmiyorum ki. Abi sen şurayı, siz üçünüz de şurayı bir şey yapsanıza, siege'den kaldırsanıza. Bak, aynı adamlarını gidip gidip öldürmekten bıktım ama bunu yapmaya devam edeceğiz galiba bir süre daha. Şimdi bir şey diyeceğim. Şöyle bir araya gelsenize abi. Şöyle bir araya gelsenize. Eyvallah. Gelin buraya. Durmadan paralı basıyor lan bizimkiler. Nereye gidiyor lan bunlar? Aşağı kaçıyorlarmış. Anladım. Anladım. Galiba Britanya'da savaş ilan etti bizle beraber elemanlara. Abi, siege'leyebildiğimiz kadar toprak siege'lememiz lazım şu an. Şu an siege'leyebildiğimiz kadar toprak siege'lememiz lazım. Toplan abi, toplan 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 toplan. Toplan abi. Ya adamlar halılama şeyine sahip ya, halılama yeteneğine sahip abi. Şimdi benim savaş ilan etmemi fırsat bilip bunlar da buraya savaş açacak. Somali, bana gelme. Bana gelme aslanım. Bana gelme, tutabildiğim kadar toprak tutmam lazım. Yani savaş skorunun bende olmasının falan hiçbir önemi olmayacak. Şuralara adam yollayıp tek tek gidip siecletmem lazım. Baba, buradaki ordular ne zaman hazır olacak savaşa? Çok merak ediyorum gerçekten oradaki orduların ne zaman hazır olacağını. Şöyle şuralardan kıyıdan ilerleyelim. Britanya kuvvetleri almadan biz alalım buraları. Abi ordu boş durmasın. Gidip şunlara bir yapıştırsın. Çok güzel sildik. Sil abi haritadan. Eyvallah. Gel böyle. Gel böyle. Daha buradan Kenya tarafına falan ineceğiz abi. Daha buradan Kenya tarafına falan ineceğiz. Güzel. Şu ordu Kenya'ya insin hatta. Kenya'nın başkente inemiyor. Niye? Şura var çünkü. Yürü baba. Yürü baba. Bu savaşın açılması kötü oldu gerçekten ya. 3000 dukat karşılığında ne veriyorsun bana? Development cost'u düşürüyor. Düşür. Quantity ideasını benimsemeye devam. Benimsemeye devam abi. Ya bu arada bizim açtığımız bu savaş muhtemelen Britanya'nın işine çok büyük ölçüde yaradı. Çünkü ben buradan çok büyük topraklar alamazsam eğer burayı Britanya söke söke alacak abi. Burayı Britanya aradan çıkartacaktır diye düşünüyorum. Şu an Somali falan low durumda. Şöyle alabildiğim toprakları alayım. 1K 1K asker de bırakamıyorum ki arkadaş. Gelip kesecekler çünkü bütün orduyu beraber oynatmak zorundayım. Bu bütün orduyu beraber oynatma kısmı da sıkıntı.
Şöyle bir bütün kalelerini alalım. Bak abi adamın kale, kule, şehir böyle bir bir çöküyor. Bir bir çöküyor hocam. Bir bir çöküyor. Adamlara kaptırıyoruz abi toprakları. Adamlara kaptırıyoruz toprakları. Bana en çok o oturuyor. Başka bir şey oturmuyor şu an. Kardeş bir dur. Bir dur. Ne Nijerya'ymış arkadaş ya. Yürü abi Beja tarafına. Dur bir iç Somali dur. İşimiz var daha seninle. Kalelerini falan komple ben ele geçirdim ama. Ya kardeş bak benim siege'lediğim yeri çökertme bak. Benim siege'lediğim yeri çökertme ya. En ayar olduğum şey. Ya oğlum Britanya gelip alacak ondan sonra. Siege'leme işte. Çökertme işte. Çökertme şunu. Britanya gelip alacak. Git Britanya ile uğraş. Niye benimle uğraşıyorsun ki? Bizim basacağımız paralı askerden de anca bu kadar olur dayı. Tamam. Şimdi buradaki ordu Kenya'ya iniyor mu? İniyor. İnsin abi Kenya'ya. Biz Somali'yi aradan çıkartalım. Ya kaldırma oğlum siege'imi. Kaldırma ya. Abi gerizekalı mısın? Sen siege'i kaldırıyorsun. Britanya gelip oturuyor. Sıçacağım çarkınıza ya. Diplomasi puanı fullendi. Benimseyebileceğim bir şey var mı? Kendi kültürüme katabileceğim. Yani. Bir kültür daha katabilirim kendime. Ankara'nın development'ını da arttıralım. Geliyor geliyor bekle paralı askerler geliyor oğlum sen buraları siege'lemeye devam et. Yok lan size otonomi motonomi. Abi bak siege'lemeyin şuraları ne olur bak. Lan Britanya'ya gidiyor işte Britanya'ya gidiyor Somali Britanya'ya gidiyor siege'leme. Siege'leme kaldırma siege'imi işte al. Şu köşe Britanya'ya gitti abi neye yaradı? Alabildiğimi alıp çıksam mı? Şuradan abi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Clear. Baba. Toprak almaya oynamıyoruz. Kenya'nın gidiş yolunu kapatmaya oynuyoruz abi. Kenya'nın gidiş yolunu kapatmaya oynuyoruz. İstese de Britanya buradan Kenya'ya ulaşamayacak tamam mı? Kenya'nın deniz sınırlarını falan da alacağız böyle. İstese de buralara ulaşamayacak. Şuralardan bir iki toprak daha vereydi iyiydi. Para ver para. Gerçi parana da ihtiyacım yok. El aylık boss. Oğlum hayırdır ya bu niye bu kadar savaş skoruna karşı çıkıyor? Hayrola yani. Tamam. Ver buraları. Ver buraları abi. Güzel. Güzel. En azından Sudan'ı falan büyütemesin anlıyor musun? En azından Sudan'ı falan büyütemesin abi. Bu Kenya'nın da başkente oturduktan sonra denizden aşağıki sınırını alacağım. Denizin oradaki. Ve işte British Sudan sınırını falan alacağım. Bir şeyler yapacağız abi. Nerede benim ordu? Yok edin abi şunları. Yok edin şunları. Over extension en yüksek olandan korla. Paralı askerim toplandı mı? Toplandı. Merhaba kardeş. Merhaba. Sen aşağıda şov yapar gibi siege'de buraları tamam mı? Aşağıda sen şov yapar gibi siege'de buraları. Yürü abi. Kaleyi çökert. Kikuya. Yürü babacım şöyle. Abi olay Kenya'yı şey yapmak ya hani Kenya'nın diğer devletlerle sınırını keseceğim şöyle fıtıtı fıtıtı. Yani Zambiya ile sınırı olabilir. Zaten Zambiya'ya doğru ilerleyemeyiz. Orası birazcık zor. Ha tamam burayı kurtardık. Ne yapacağız? Başka hangi devletler var? Kenya, Lov, Zambiya. Zambiya'ya doğru ilerletebiliriz orduları aslında ya. Hocam. Şu 1K paralı askeri götür de oradaki siege'leri kaldırsın. Yürü abi sen de gel buraya. Sen de gel buraya.
Eyvallah, in aşağı, in aşağı. Kenya bir dur. Kenya bir dur Kenya. Kenya bir dur. Nijerya sen de bir dur. Senle daha işimiz var Nijerya. Senle daha işimiz var. Abi yürü, CC kaldır şuraların. Hemen şu tarafa geç kardeş. Abi sen Zambiya'nın oraya doğru inebilirsin aslında ya. Bir orduyu da Zambiya'ya gönderelim bir yandan. Abi bitmediniz değil mi? Vallahi bitmiyorlar ya. Vallahi bitmiyorlar abi. Britanya savaşları ne alemde? Britanya ile de savaşı kaybediyorlar. O British Somali'nin kalan kısmı Britanya'ya yem oldu ya. Yani oranın Britanya'ya gideceğini biliyorduk zaten. Bizim amacımız neydi abi? Kenya'yı falan kurtarmaktı. Hani Kenya tarafını falan kurtaralım. En azından Britanya bu yönde genişleyemesin, anlıyor musun? Oyun boyu Britanya'ya laf ettik, Afrikalı bebeleri dövüyorsun ediyorsun diye. Şu an ben de aynısını yapıyorum ama. Haklı sebeplerim var oğlum benim. Kendimce haklı sebepler. Ya ben yemesem başkası yiyecek çünkü, anlıyor musun? Öyle bir sıkıntı var. Abi yürü yukarı. Yukarı yürürken al sana bir general. Öf. Öf, ne diyorsun abi? Britanya ile ve Fransa ile turusumuz bitti. Abo! Alman gelin mi la savaşa? Haydele. Ulan Almanya gelse var ya, Almanya'yı kullanacağım sırf, biliyor musun? Almanya gelse ben savaşmayacağım böyle, sırf Almanya'yı kullanacağım da. Şunu şöyle alalım, yukarı doğru yollayalım bir orduyu. Sen şurayı siege'le, şu ordu aşağı doğru insin. Güzel, güzel. Zambiya'nın da şey noktalarını keseceğim işte. Kenya ile bağlantısını falan keselim. North Afrika'ya da Botswana falan, onlar pek bir anlam ifade etmez. Şöyle alttan bir yerden keseriz Zambiya'yı. Mükemmel olur abi. Mükemmel. Şimdi baktığın zaman Kenya kaç, 64 skorumuz mu var? Bak şöyle Fransa kolonileriyle aranı bir kes, tamam mı? Şurayı zaten biz kestik. Yani buradan itibaren güvendesin. Somali sana şey yapamaz. Biri Somali'den sana dalan olamaz. Sevgili Kenya. Şöyle. Şöyle bana bir topraklarını versen. Şu iki kale daha çökünce verecek abi. İki kale daha çökünce verecek. Bir tek Zambiya ile arasında sınır olacak. İşte Zambiya'yı falan da keseceğiz. Bir şeyler yapacağız. O iş bizde baba. O iş bizde. Sıkıntı yok ya. Bu arada bunların gemiler içeride oturuyorken şuradaki kalesini de alalım da. Süpersin. Yukarıda bir yerde bize baskı var mı? Yok. Çok güzel. Paralı askerlerin hepsini kıracağım zaten bu savaştan sonra. Paralı askerlere rağmen böyle muazzam bir savaş skorumuz var. Şu 90 binlik ordu ne yapsa? Git şuraya ya. Şöyle Zambiya tarafına git abi. Tamam. Nakuma falan da düştü. Yürü abi. Zambiya'nın içine içine. Yürü baba. Nijerya bir dur oğlum Nijerya. Seninle benim farklı planlarım var Nijerya. Seninle farklı planlarım var kardeş. Ya seni tamamen yutacağım da şu... Abi bir saniye. Uykudan ayırıp bunları şey yapsak. Topyekun siege'deyin desem. Topyekun siege'deyin desem, yani şuradaki birkaç dangalağı kessen ne kadar hoş olacak ya. Şuradaki kale de çöksün. Kenya dediğimi yapacaktır zaten büyük ihtimalle. Tamam, şuradan falan İngiltere'nin toprak siege'lemesi pek mühim değil abi. Ben şurayı da istiyorum çünkü. Şuradaki ada parçasını da isteyeceğim. Aa, şimdiden veriyor çökmeden. Ne güzel. O zaman biz Kenya'yı şu ucunu da alalım da, şuradaki ucunu da alalım. Biz Kenya'yı böyle bir alalım abi. Kenya'yı böyle bir alalım abi. Buradan Zambiya'yı tıraş edeceğiz şimdi. Zambiya ile Kenya arasındaki sınırı da keseceğim. Kenya'yı tam kendi sınırlarımın ortasında bırakacağım. Kenya tam namnam olacak bana. Kenya benim için tam yemek olacak. Şu paralı askeri at ya artık. O kadar riskte değiliz.
Güzel over extension'mış kardeş. Bu oyunun koloni sisteminden nefret ediyorum. Ya harbi harbi nefret ediyorum böyle Kenya. Git git arkadaşlarınıza yardıma gidin abi. O kadar da mühim değil benim için. Arkadaşlarınıza yardıma gidin. Tan 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 tan. Nijerya yavaş yavaş tek kalıyorsun gülüm. Britvenyes full. Abi şundan şu bebe ile bir aralarındaki ilişkiyi kesseler. Hep ondan dolayı işimiz olmuyor ya. Stability kaybet tabii ki. Tabii ki stability kaybet. Ne demek Army Tradition? Ya oğlum bak hep bunu yapıyorsun ya. Hep bunu yapıyorsun Almanya. Hep bunu yapıyorsun biz siz partiye gidiyorsun bak alınıyorum. Hep bunu yapıyorsun ya. Kır abi. Diğer 90k nerede? Öteki 90k tamam. Sadece manpower lordularla şey yapalım. Hep bunu yapıyorsun abi hep. Oğlum direkt %71'den zar sallayıp çökertti mi lan? Çık dedik öldürdük de. Sevgili... Oha. Adam Zambiya'ya savaş ilan etmiş ya. Tam Zambiya bunlara yem olacak zaten ister istemez de. Sevgili Zambiya. Sevgili Zambiya. Şurayı ver. Kenya ile aramdaki toprakları istiyorum. Çünkü senin üzerinden birinin Kenya'ya oturup şey yapmasını istemiyorum abi. Senin yüzünden Kenya'ya birinin oturmasını istemiyorum. Kenya'yı tamamen ben yutacağım. Daha savaş skoru mu lazım? Nereye lazım abi o savaş skoru? Zambiya. Seni silerim biliyorsun değil mi Zambiya? Seni silerim. Oo artık adamları PC'ye çağır kardeş yoruldun diyor. Dur baba isyan riskini -2 düşüren advisor geldi mükemmel. Mükemmel. Zambiya. Seni silerim oğlum şuradan ver bak bana toprakları. Ver abi vereceğim bu ne demek vermem ya. Boş toprak ala ala savaş skoru kasacağız o zaman. Dur abi. Dur abi otur buraya. Başkent. Başkent 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 koş başkentine. Koş başkentine. Adamlar inşallah benden öncesi izlemez başkenti. Koş hacı başkentine. Koş hacı adamın başkentine doğru koş. Nijerya'ya da gidelim şunları alalım. Nijerya içinde. Koş abi koş 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 koş. Koş baba çöz başkenti. Oley be. Artık başkentin gitti çocuk ver bana şu toprakları ha. Ha tamam. Şuradan bir iki de toprak alalım. Alabildiğimiz kadar. En azından French'le falan aralarındaki ilişkiyi keselim de sadece Bostovana mıdır nedir o yutsun kalanlarını. Tamam acı tamam. -999 mu? Diplomasi puanı mı lazım? Nasıl diplomasi puanı lazım ya? Nasıl diplomasi puanı lazım ya? Hadi şurayı geç de yani Kenya ile arasındaki ilişkinin kesilmesi şart abi. Kenya ile o ilişki kesilecek aga. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Mecbur bekleyeceğiz. Abi Allah'ını seven şeyi alsın topyekün. Admin puanına. Abi yürü. Yürü 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 yürü. Çökert abi şunu. Bas abi şuna. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be. -999 ne demek? Abi ben kaç ay bekleyeceğim o -999 için biliyor musun ya? Abi ölüm gibi bir şey. Ben orada kaç ay bekleyeceğim biliyor musun? Vallahi ölüm gibi.
Dur abi o zaman Nijerya'nın tamamını alacağım ya. Nijerya'nın tamamını alacağım. Yani herif paralı asker basamasın. Şuradan bir iki paralı basayım. Şuradan bir iki paralı basayım abi. Adam şey yapamasın ya. Paralı basamasın yani. Her yerini gidelim alalım da. Çöker, 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 çöker Nijerya'yı. Çöker Nijerya'yı. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu Bostovana mıdır nedir? Gelip buralardan falan toprak alırsa, gerçi buradan böyle tar diye gitmesi lazım. Bak istesem de artık orayı alamıyorum. Ya hay sıçayım ya. Hay sıçayım arkadaş ya. Öf. Gerçi Bostovana'ya da dalarım yani. Kenya o kadar da büyük bir tehlike değil de. Ya bizim Boston, şu Bostvana o kadar büyük tehlike değildi abi. Sıkıntı anlıyor musun? Neyse, bekleyeceğiz. Eşek gibi bekleyeceğiz. Yürü dayı. Ya şurada 3 tane kalesi var adamın. O adam bu kalelerden birine takılıp kalmak zorunda. Kardeş yürü. Yürü abi yürü 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 yürü. Vur kafaya, vur kafaya buradan. Vur kafaya buradan. Al baba başkenti geri. Ha şöyle gel. Şöyle adamları bir dağıta dağıta yayalım. En azından Nijerya ile aramızdaki savaşa şey kalsın. Of of. Arkadaş. Bir dur be Zambiya. Bir dur be oğlum be. Bir dur be. Vallahi bizi bitirdiler ya. Abi en azından Nijerya'yı %100 full alacağım ya, alabildiğim kadar. En azından Nijerya'yı full alacağım abi, alabildiğim kadar. İsyanlar falan nerede? Romanya isyanı falan filan. Tamam bu isyanlar fıstık ya. O isyanlardan bir şey olmaz. Çerez o isyanlar. Yalnız bana niye savaş yorgunluğu geliyor onu anlamadım ya. Gel abi şöyle. Ben burada manpower eritiyorum biliyor musunuz şu an? Yani savaş bittiğinde göreceksiniz açlıktan ölen adam miktarını. Benim yüzümden açlıktan ölen adam miktarının muazzamlığını da göreceksiniz abi, ne kadar çok olduğunu. Rival to rival Japonya. Yok anam sağ ol. Yok. O silahtan da basmayacağım. O silahtan da basmayacağım. Bir politika benimseyebiliyor muyuz fazladan? Ha ne güzel. Şu an hiçbir şey benimsemek istemiyorum abi. Teşekkür ederim. Artiler, şunu niye alamadık biz? Manpower recovery speed'i falan almıştım. Ha, quantity idea'sını bitirdikten sonra alacağız. Peki. Abi şuraya şöyle bir gider misiniz? Basma orada paralı, basma. Basma oraya paralı. Hacı abi. Şuraya gitsene be CJ. Siz de şöyle gidin abi. Ya bu adamların artık daha fazla ordu basmasını falan engellemek istiyorum da. Yani çıkartacakları isyanlar falan mühim değil. Yani kıyıda köşede isyan çıktı. Yollarız ordu, isyanları bastırırız. Yani ülkeyi işgal altında tutmam gerekiyor çünkü. O ülke işgal altında tutulur, mühim değil de. Şuradaki kaleyi falan da patlatıp adamların üzerine oynayacağım. Sonra buralara yayılırız. Zaten quantity idea'sının son iki ayağı mı ne kaldı? Son iki benimsenecek teorisi kaldı. O teorileri de benimsedikten sonra rahatız. Hocam hala eksi 300 diyor ya. Hala eksi 300 diyor abi. Bak. Zambiya'nın çoğu yerini alamıyoruz. Of of. Burayı biri Somali kuvvetleri mi gelip kurtarıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki.
Tamam, orası da çöktü. Hocam şöyle şuralara doğru ilerleyiver. Ulan halılaması bile ayrı sıkıntı be ortalığı. Vallahi halılaması bile ayrı sıkıntı ama asker basabileceği çok az yer kaldı ya. Herifi çökerek ledik sayılır. Bak o adam oraya gidiyorsa bizim ordu da öte tarafa gidiyor zaten. Gel abi şuralara bir şey yap. Şuraları bir hallet. Hala benim trade notlarımı falan şey yapıyor eleman. Kapatmaya çalışıyor. Yok et abi. Çok güzel. İlerle bakalım şuralara. Nijerya neredeyse %100 şeyim altında, kontrolüm altında. Abi şu Zambiya'yı falan salsak mı? Breach Vendies bile çıkacak neredeyse White Piece'e ya. Herif o kadar savaş yorgunluğu yiyor ki adam çıkacak neredeyse. Zambiya bir dur be oğlum. Bir dur be koçum. Bir dur be. Vallahi puanımız yok oğlum ya. Böyle keşke şey olsa. Oho. Tam para gitsin ya. Para mühim değil. Para gitsin. Hakikaten para elinin kiri yani. Parada sıkıntı yok. Abi buraya gelmez misin rica etsem? Nijerya'ya iyi. Senin savaşın yok gibi Britanya. Güzel. Abi yok et şöyle. Şu Nijerya'yı %100 aneksim altına almak istiyorum ya. Nerede isyan var ya? Hem isyan ordularıyla uğraş, hem Nijerya'nın diğer ordularıyla uğraş. İşe bak ya. Yok et şunu da. Neyse Cansel abi hadi. Basma artık paralı. Basma, basma, basma şu zıkkımı ya. Oley be 7 stack wipe'ı güzel. Yürü abi şöyle şuraya. Military leader left. Şu isyan ordusuna yolladığımınki öldü değil mi kesin? Aksi bir durum olsa şaşarım zaten. Ya abi dünya kadar savaş yorgunluğum var ve hani... Üf, tamam corruption öderiz. Sıkıntı yok. Kes abi şunu. Tüm niyetim Kenya'yı adamların şeyinden kurtarmak ya. Hani Kenya bana kalsın anlıyor musun? Tüm derdim bu şu anda. Tüm derdim bu. Kenya bana kalsın ve şey abi. Tamam. Gel buraya. Vur ona. Git kalesine. Git yukarı. Git şöyle. Oh be. Git sen de şunu öl. %100 siege be sonunda. Sonunda abi %100 siege ya. Sonunda %100 siege. Çok şükür. Çok şükür. Kırım'da isyan mı? Çözeriz abi. Çözeriz. Çözeriz. Kırım'da isyan o kadar da mühim değil. Çok güzel. Şimdi sen gidip şuradaki ordulara stack wipe atıyorsun. Stack wipe'ını atıyorsun abi. Çok güzel. Nijerya %100 annexlendi. Şu ortaya orduları 45k 45k böleceğim. Çin ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun Çin? Ya Çin ben zaten savaş yorgunluğuyla falan uğraşıyorum yani. Eyvallah Britanya'ya dalalım da ayıp oluyor kardeş. Gelmiyor Makü ne bok yiyorsan ye. Gelmiyorum abi ne bok yiyorsa yesin ya onunla mı uğraşacağım?
Çin dursun, sonra arayı geri yaparız. Çin dursun abi. Uğraş abi, bana ne, ben ne uğraşacağım ya Britanya'yla? Benim işim başımdan aşkın zaten. Şöyle böl orduları. Heh. Bu ordular burada konuşlansın. Nijerya'da herhangi bir isyan durumu söz konusu olduğunda hallederiz. Nijerya'ya bizim dışımızda savaş açan yok zaten. Orası %100 birimiz, bizim elimizde. Brits Venlies'i White Peace'de salalım. Ki savaş skoru alacak başka bir yer olmasın. Şunları da şöyle konuşlandıralım. Var oğlum, savaş yorgunluğum var. Ne yapayım anasını satayım? Diplomasi puanı yok ki. Barış anlaşması imzalayalım. Bak birader. Bak, clean offer. Abi. Fıtıtı fıtıtı fıtıtı. Fıtıtı. Ha, gönderebiliyorum bunu. Fıtıtı fıtıtı. Fıtı. Fıt 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 fıt. Ha, bu kadar ya. Bu kadar abi. Şuraya alıp Kenya'yı tek bıraksam bana yeter ya. Tamam. Kenya kabak gibi ortada abi. Kenya kabak gibi ortada. Yani Kenya'ya artık tek ulaşım benden var. Benim dışımda hiçbir devlet Kenya'ya dokunamaz. Kenya'yı niye böyle bir abluka altına alma isteği duydum? Artık Kenya benim yani. Hani bitti. Şu an Kenya'nın başka bir olayı yok. Şuradaki orduyu buraya götürelim. Buradaki arkadaş orada kalsın. Var mı benim şeyim ya, askeri limitim? Daha askeri limitim olmadı mı? Şuraya niye mal mal paralı basıyorsunuz iş işten geçtikten sonra? Bu arada 327 gemi basılmış, helal olsun ha. Vallahi 327 gemi basılmış abi. Bu tarafa bıraktım orduyu, bizim gemiler bıraktı. Şu şeyle birleşsene ya. Bizim 327 gemiyle birleşsene. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Overextension o kadar mühim değil de. Savaş yorgunluğu falan yiyoruz, o dert. Merhaba kardeş. Böyle en hızlı generalleri buraya alıp hemen olaylara müdahale edebiliriz. Overextension düşür. Düşüreceğim. Hızlı yetiş abi. Hızlı yetiş. Yok et. Zongo. Peki. Yürü abi Zongo'daki isyana. Güzel. Nijerya vasala gelemeyecek kadar büyük. Nijerya'yı ayırabilir miyiz acaba? Şöyle tamamını almak değil de. Ana! Ayırabiliyoruz lan! Abi süper bir şey! Süper bir şey! Nijerya'yı da ortada bırakırız. Kenya'yı da ortada bıraktık zaten. Abi mükemmel. Ben sadece toprak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum kardeş. Abi mükemmel. Sen in aşağı. Sen kal şurada ya. Bitti. Artık baba. Nijerya'ya kimse ulaşamaz. Çekilin lan. İbo. Bizim Almanya'nın orduları yakalanmış oraya. Şuraya manevrası en yüksek generali verelim. Hızlıca ulaşsın oraya. Yalnız 10 numara oldu be. Vallahi 10 numara oldu. Da overextension'dan patlamayız inşallah. %200 overextension. Allah akıl fikir versin bana. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum abi. Neresi siege'leniyor lan? Mandara neresi abi? Ayda. Ayda. İndir abi şu rebelleri. Sıçtık Şakir, bez getir. Neler oluyor Şakir abi? Oğlum Mandara'nın siege'ini kaldırmadın mı ben? Anasını satayım, neresi siege'leniyor? Göremiyorum ki baba, nerede isyan var, nerede isyan yok. Ortalık o kadar karışık ki.
Yalnız tabii yani %200 olunca bir de şey olunca böyle yorgunluk morgunluk yüksek olunca ister istemez birazcık dokandı herhalde. Nijerya artık komple bizim, kimse gelip Nijerya'yı alamaz. Kenya komple bizim, kimse gelip Kenya'yı alamaz. Yani artık rahatız arkadaşlar. Güzel. Nerede rebel çıktı? Akkerman. Yok et abi. Bunlar da yönetim rebelleri mi ne? Ha, Fort Defense var şu an ihtiyacım olan şeylerden biri. Enflasyon yemek istemiyorum. Teşekkürler. Vay ananı yiyeyim. Bu ne arkadaş? Ne yapıyorsunuz lan? Ülke bölünecek. Allah'tan her tarafta askerim var ya. Ne yapıyorsunuz abi? Eflak'taki isyana bir yardım lazım gibi. Ne dersiniz? Eflak'taki isyana bir yardım lazım abi. O ordu çok fazla. O ordu çok fazla. Ay dur, ananın nikahı dur. Evet abi. Sanırım açgözlülüğümün sonucu olarak ülkeyi bölünmeye sürükledik abi. Afrika'da bir ordu var mı oraya yardıma gidebilecek? Oo, ta eşeğin şeyinde bir ordu var abi. Bu eşeğin şeyindeki orduyu şuraya çekeyim. Vay anasının gözü be. Ya bizi bu isyanlar yıkamaz baba. Yani o net bir şey biliyor musun bir kere? O net bir şey. Bizi bu isyanlar yıkamaz. Yani biz daha büyüklerini gördük çünkü. Biz daha büyüklerini, daha şeylerini gördük. Ay anamız seveyim ya sizin. Sanırım şuraya bir tane paralı asker ordusu basmak istiyorum. Teşekkür ederim. 45 binlik bir paralı asker ordusu işe yarayacaktır. Neredeki general öldü bilmiyorum. Toplanın şurada. Allah belanızı verecek. Bir durun abi, bir durun. Aniden bunlar etkinlikle patlayan isyanlar abi. Oyun dedi ki o kadar adamı yutarsan benim de sana yapacağım bu. Biz yalnız bunları korlayana kadar iflahımızı kesecekler abi. Güzel. Ama ana bacı küfür hak etmiyor mu sizce bu oyun? Bence hak ediyor. Bence hak ediyor. Yani sıçacağım etkinliğine bir fırsat ver lan. Sıçacağım etkinliğine ya. Allah belanızı verir inşallah. %30 ihtimalle ananın müsait bir yerinde de isyan çıkarsana. %30 ihtimalle ananın müsait bir yerinde de isyan çıkar. Bak bunu görmeyi çok istiyorum gerçekten. Tamam, o haritadan siliyoruz, o mühim değil de elimde yeterince ordu yok. Allah belanızı versin. Allah belanızı. Bekle. Sen şuradakine git. Sen buraya git. Sanırım işin bu noktadan sonrası klasik. Bu arada kamera ne zamandır öyle bilmiyorum. Klasik bela okuma ve isyanlardan patlama olacak abi. Dur, neresi patlıyor isyandan? Bir yerde de isyan var. Bir yerde de isyan var. Nerede bu isyan? Yukarıda mı patladı abi? Onun bizde bir alakası var mı peki? Aynen, bizde alakası var. Ha tamam, güzel. İsyanı bastırmaya giden ordunun şeyi var. Adamı var. Parçala şunları. Eyvallah. Abi buradan git. Şunu parçala. Birleştir. Bin donanmayı da adamların gözü gemi görsün abi. Birleştir 1000 kişilik donanmayı. Bir dur. Bir dur. Bir dur bir, bir dur bir nefes alayım la. Bir dur bir nefes alayım ya. Bir dur bir nefes alayım ya. Great Power Savaşı. Sovyetlerin daldığına bak. Ben kimle alay olacağım? Sovyetlerle mi? Teşekkürler, almayayım.
Tamam. Burası kurtarıldı. Ora kurtarılmaya gidiyor. Scotland tarafı kurtarıldı. Her yerde Allah'tan adamım var da sıkıntı yaşamıyorum ya. Yürü abi. Şurada 65K'ya karşı bir kafa atmayalım. Tam çıldırmalık değil mi ya? Tam çıldırmalık değil mi abi? Ya bunlar köylü ya, dal gitsin. Neyi düşünüyorsam anasını satayım. Köylülere yenilecek hali yok koskoca ordumun. İyi köylüymüş ya. Güzel köylüymüş. Şu an içimden geçti o köylü. Köylü içime işledi abi. Yani köylü içime işledi. Oh. Biraz rahatlatır. Biraz rahatlatır. %200'ün üstüne çıkarsan kafana vururlar ama %137 de pek dokunmaz diye düşünüyorum ya. Pek dokunmaz abi. Şu isyanlar son muhtemelen. Bu isyan silsilelerini kestikten sonra bitecek diye düşünüyorum açıkçası. Ha yok, oyun bela okutmaya devam etmeye çalışıyor anlaşılan. Peki güzel kardeşim. Peki. 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 Peki abi. Peki. Oldu tamam. Peki. Fark etmez oğlum, yıkamayacaksınız beni de işte sadece uğraştırıyorlar abi, yıkmaları mümkün değil, sadece uğraştırıyorlar. Ya şey misali işte, sinek de küçüktür ama mide bulandırır, anlıyor musun? Şu arkadaş nerede bilmiyorum ama seni alacağım buna. Sinek de küçüktür ama mide bulandırır abi, o misal yani, küçükler ama mide bulandırıyorlar. Küçükler ama mide bulandırdıkları kesin. Yani öyle bir durum var. Şu an gram zevk almıyorum ya. Şu an gram zevk almıyorum abi. Şu an gram zevk almıyorum. Oyunun bu aptal etkinliklerinden gına geldi gerçekten. Oo güzel 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 abi, güzel. Güzel abi. Güzel abi. Vallahi sıktın ama artık ha. O kadar saçmalıyor ki oyun şu an. Şey böyle. İsyancı ile kapışıp isyancıyı kesiyor abi. Bu kadar güzel bir şey. Bu kadar muazzam, bu kadar geri zekalıca bir oyun bu ya. Ama oynamaya devam ediyoruz anasını satayım. Niye ben de bilmiyorum. Ne zaman biteceksin? Ne zaman biteceksin? Overextension bitti lan. Overextension bitti ya. Tamam. Yürü yukarıdaki orduyu da kır. Tamam. Amasya'daki rebeller de temizlendi. Bekle kanka bekle. Şu Amasya'daki şeyi kır. Nerede bir yere bir 80K patladıydı. 63K patlamış. Tamam. Adam yolluyoruz oraya.
Şu an oyun donuyor şu an. Şu an oyun donuyor. Keşke ananız müsait bir yerde ölse ya. Bu ne abi? Bu ne ya? Bokunu çıkardın ama oyun, bokunu çıkardın yeter. Vallahi sileceğim ya, yeter abi, bokunu çıkardım, bu ne? Geliyorum abi. Devam ediyoruz arkadaşlar, evet. Şu isyanları falan bastırıp bölümü sonlandıracağım müsaadenizle. Ha gayret abi. Ha gayret. İnanıyorum ki bir gün bitecek bunlar. İnanıyorum ki bir gün bitecek abi. Şunları dövdükten sonra diğer kale tarafına gideriz. Bunlar zaten bunu dövüp yukarıya doğru dolanırlar. Çok güzel. Ordum şöyle dolanıp bunları da keser. Buradaki orduyu bir birleştirelim. Bir 90K yapalım. 90K'lık orduyla gidelim adamların üzerlerine. Güzel. Buradaki savaşı da almışız. Gel şöyle. Abi birleş. 89K. Sarp abiyi verelim sana. Yürü git bakayım, Sarp dövsün bir onları. Şuradaki orduyu parçalayacağız birazdan. Güzel. Bu taraftaki isyan riskini bir sonlandıralım. Dediğim gibi oyunun vasal sistemi saçma sapan bir şey. Adamlar sanki ölmem için fırsat kolluyormuş, dua ediyormuş gibi değil mi abi? Yani isyan çıkıyor ve bunlar da bir yandan isyan etmeye hazırlanıyor. Oyunun vasal sisteminden nefret ediyorum. Yani bu şey sisteminden, koloni sisteminden tamamen saçmalıktan ibaret. Var mı buralarda bir isyan? Galiba buralarda isyan yok abi. Güzel, fark etmez. Çıkarken onu da keser bizim oğlan. Buradaki ordu şu 63K'lığı zıbartacak zaten şimdi. Küteleyecek. Kütele abi. Kütele. Güzel savaş yorgunluğuymuş yalnız yani. Nereden baksan takdir ettim. Artık overextension neredeyse bittiğine göre şey yapabilir miyiz abi? Mola verebilir miyiz abi? Overextension'ı neredeyse bitirdik. Artık mola verebilir miyiz Allah'ın cezaları? Tamam, şimdi öldürürüz onu. Yok et. Siege demeden yok et be, hadi be. Hadi be. Hadi be, bir ay geçmeden yok et de şunu. Hah, diğer yere bir git abi. Geliyor ordular, geliyor geliyor. Anca yürüyorlar, ne yapsınlar anca. Gel şuraya doğru. Tamam, bunu da hallettik. Şuraya doğru git. Bir saniye. Bir dur. Bir dur, dur bir. Paralıları ayır. Paralı askerler burada kalsın. Diğer ordu aynen. Diğer ordu İskenderiye'ye doğru gitsin. Overextension'ı bitirdik arkadaşlar an itibariyle. Overextension'ı sıfıra vurduk. Artık overextension sıfırken herhalde şu isyanlar bir duracaktır diye tahmin ediyorum. Güzel savaş yorgunluğuymuş yalnız ya. Yani harbi hoşuma gitti. Savaş yorgunluğu güzelmiş. Güle güle kullan. Hah. Tamam, o da onları indirdi. Var mı başka bir yerde isyan? Var. Tamam, hallediyoruz. Hallediyoruz. Oraya da gidiyoruz abi. Oraya da gidiyoruz. Tamam, çok güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. İskandinavya tarafı temiz ve güvenli. İrlanda temiz ve güvenli. Grönland'da isyan çıkmamış. Küba ve Avustralya tarafı zaten güvenli olmasa da umurumda değil. Hindistan tarafında çıkan bir isyan söz konusu. Hindistan civarlarında diyeyim en temizi. O isyanlar devam ediyor.
Almanya Fransa Savaşı'nı sonlandırmış. Vay be. Ulan insan bizi de çağırır be. İnsan bizi de çağırır Almanya. Şimdi 2023'e kadar sen yoksun ortalıkta. Sen gelsen neler yapacağız işte. Sen gelmiyorsun ama. Kenya'yı ve Nijerya'yı tamamen ele geçirilebilecek potansiyele eriştirdik. Açıkçası bu bölüm güzel iş çıkardık ya. Bu bölüm güzel iş çıkardık yani. Geleceğe yönelik bir yatırım yaptık bu bölüm. Bu bölüm yatırımımızı geleceğe yönelik yaptık abi. Kaldır oranın siyecini aslan parçası. Oley be. Kaldır be. Yürü abi şunu kes. Tamam güzel. Oradaki de kesildi. O isyandan sonra 8K'lık, 10K'lık falan böyle çok ufak tefek isyanlar var abi. O isyanlar da muhtemelen savaş yorgunluğundan dolayı. Savaş yorgunluğumuz da yavaş yavaş ay ay düştüğüne göre bir sıkıntı etmemiz gereken durum yok gibi gözüküyor şu an için. Benim. Benim ne güzel. Ne güzel. Teşekkür ederim İngiliz. Teşekkür ederim. Yani ilk defa şansıma böyle başka bir orduya kestiriyorum kendi rebellerimi. Sevindim gerçekten. Güzel. Güzel. Tamam, artık sanırım sakin olup sükunete erebiliriz abi ki bilgisayar ölümüne kasıyor artık zaten. Bilgisayar ölümüne kasıyor abi. Hareket ettiremiyorum mouse'u şunu bunu. Tamam zaten eğer aktif bir rebel olsa bunu gösterirlerdi abi. Aktif bir rebel yok gibi gözüküyor şu an için. Evet aktif bir rebel var artık. O iyi güzel şanslıyız. Şanslıyız. Böyle çok fazla yol kat ettiğimiz zamanlar da oldu. Şanslıyız ki şimdi burnumuzun dibinde çıktı. Bu da ne demek? Afrika topraklarını hafife alma demek. Her neyse, babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Yaklaşık 10 sene sürdü savaş ya. Görüşmek üzere abi, bay bay.